Sözü fazla uzatmadan ben hem açık bilimin ülkemizdeki gelişmesini hem de dünyadaki tanımlarını bize anlatacak olan yıllardır bu konuya birlikte emek verdiğimiz değerli meslektaşım ve çalışma arkadaşım Gültekin Gürdal Bey'i davet etmek istiyorum. Gültekin Bey, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görevine devam etmekte. TÜBİTAK ULAKBİM Açık Bilim Komitesi üyesi ve Avrupa Birliği ile ülkemizin paylaşabildiği değerli Open Air projelerinin de yürütücülerinden. Sevgili Gültekin'i davet ediyorum şimdi. Tüm misafirlerimize günaydın diyerek başlamak istiyorum. Bu gerçekten benim için hayatım belki de en önemli günlerinden bir tanesi. 5 tane görev yaptım. Kurumun tamamı bu toplantının organizasyonunu yapan kurum. Sabancı Üniversitesi'de şimdi Gülen Hanım'ı görünce daha çok aklıma geldi. Benim hayatımda çok önemli yeri olan bir kurum. İlk kurulduğu daha Tuzla'daki arazinin yapılma aşamasına itibaren Bankalar Caddesi'ndeki başlayan ekibin içindeydim ben de. O yüzden çok gurur verici. Bugün açık bilimden ilgili birçok konuyu değerlendireceğiz, tartışacağız ve umuyorum ki bu salonun bu şekilde ve bu katılımla gerçekleşmesi bizim açık bilimle ilgili artık bir eyleme geçmemiz, aksiyon almamızı sağlayacak ve ülkemiz için bir ulusal eylem planı açık bilimle ilgili oluşturmamızı sağlayacak. Çok uzun bir yoldan geldik. Aslında 6 yıldır bu toplantıları biz yapıyoruz ama bu sene ilk defa inşallah mihenk taşı olacak ve bir zirve olacak. Çünkü burada açık bilimin bütün paydaşları şu anda ilk defa bir arada, hem üniversiteler, hem sanayi kuruluşları, hem de bundan yararlanacak olan fon sağlayıcılar hepsi burada. TÜBİTAK, YÖK ve üniversiteler ve sanayi, herkes burada. Bundan da inşallah uygulamaya dönük bir takım kararlarımız çıkacak. Ben bu zirvenin hazırlıklarıyla ilgili teşekkürlerim var. Onları da etmeden konuşmamı bitirmek istemiyorum. Gerçekten Sabancı Üniversitesi bu zirvenin hazırlıkları için çok büyük bir destek verdi. Ve bugün bu ortamı da görünce, dün de geldik buraya ama aklıma şu geldi. Ve kampüste hiç unutamadığım bir anımdır. Rahmetli Sakıp Sabancı ile kampüse ilk gezimiz esnasında dolaşıyorduk. Ve herkes işte şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, nasıl olsun falan diye soruyor kendisine. Ve dedi ki, bir dakika dedi, hiç kimse de unutmasın. Bir şey yaparken mutlaka bize yakışan şekilde yapın dedi. Bunun haricinde de başka bir şey düşünmenize gerek yok. Bize yakışanı yapın dedi. Ve Sabancı Üniversitesi gerçekten kendisine yakışanı en iyi şekilde bugün gerçekleştirdi. Başta Zehra Hocama çok teşekkür ediyorum. Yani toplantının ilk hazırlıklarından itibaren hep bizimle beraber oldu. Bütün desteğini verdi. Şirin Hocam, Sangel'in de bir sihirli değnek vardı ve hep önümüz açtı ve bu nezih ortamın oluşması için elinden gelen desteği verdi. Zaten yıllardır hep beraber çalışıyoruz ve bize bu desteği veriyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim'de, Açık Bilim'de zaten liderliğinden bir kurum ve rektörümüz Mustafa Hocam da, Ahmet Hocam da her zaman olduğu gibi hep yanımızda oldu ve bu toplantının gerçekleşmesi için çok büyük katkılar sundu. TÜBİTAK son derece önemli ve belki de bunun en önemli parçası. TÜBİTAK'tan özellikle Mürat Bey, yani iyi ki varsınız Mürat Bey, herhalde siz olmasanız çok zor olurdu her şey. TÜBİTAK'a da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hacettepe ciddi destek verdi, özellikle Bilgi Belge Yönetim Bölümü, Yaşar Hocam ve ekibi, onlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, çok destek verdiler. Ve en önemlisi de bugün bu salonda gelip bu toplantıya katılıp ve bundan sonra da açık bilimi destekleyecek olan sizlere geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve diğer önemli teşekkürüm de bu toplantıya gelip konuşma yapacak olan yurt dışından gelen arkadaşlarım, yurt içinden gelen konuşmacılar, onlara da teşekkürlerimi bir kere daha sunmak istiyorum. Şimdi açık bilimle ilgili genel bir bakış açısı kazanılmasıyla ilgili bir sunumum var. Onu sizlerden çok hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Sunumun başlığı, daha güzel bir gelecek için açık bilim. Gerçekten öyle mi? Niye açık bilim diye bir konudan bahsediyoruz? Neden açık bilim bizim için önemli? Şu anda
Ekranda dünyadaki yayın sayılarıyla ilgili son 5 yılın bir grafiğini görüyorsunuz. Bu grafikte yayınlanan yayın sayısı, bunun ağırlığı, aldıkları ortalama atıfları gösteriyor. Ve dünya ortalamasında da 1 olarak kabul edilir alandaki etkisi. Şimdi buraya baktığımız zaman burada Türkiye'deki 2013-2018 yayınların değerlendirmesi ve 0.81 ile şu anda Türkiye'de üretilen yayınların yayın kalitesi veya aldığı atıf dünya ortalamasının altında diyebiliriz. Ve biz bu görünürlüğümüzü daha çok artırmak istiyoruz. Bu görünürlüğümüzü artırmak için de açık yarışım buradaki en önemli anahtarlardan bir tanesi. Buradaki karşılaştırmada da BRICS ülkeleri ve EU28 ile Türkiye arasındaki bir karşılaştırmayı görüyorsunuz. Türkiye'nin bilimsel çalışmalarının ağırlığını burada da görebilirsiniz. Şimdi neden açık bilim? Yayın dünyası, makale, araştırma bunlar çok önemli. Ve biz bunlar için dünya şu anda 10 milyar dolar civarında bir para harcıyor bu yayın dünyası için, bu makalelerin yayınlanması için. Bu çok ciddi bir para. Ve yıllık %6-7 arasında bir artış var bu sektörde. Ve net karları da bu yayın evlerinin %35-40. Burada endüstriden de çok insan var. Böyle bir kar yok. Ve şu anda dünyanın en büyük yayın evi dediğimiz Elsevier yayın evinin Google, Apple ve Facebook'tan daha yüksek bir kar marjı var. Neden? Çünkü yaptıkları iş çok güzel. Makaleyi üniversitelerdeki hocalara yazdırıyorlar. Edit işlemlerini, hakemli işlemlerini üniversitelerdeki hocalara yaptırıyorlar. Ve tekrar üniversitelere satıyorlar. Ya böyle bir kazanç yok. Yani bir şey üretip satmakla alakası yok bunun. Ve işin komik tarafı, kamu 3 defa finans ediyor bunu. Bir, yapılan araştırma için bir para ödüyor. Araştırmacıların maaşı için bir para ödüyor. Daha sonra da bu yapılanları geriye satın almak için yayın evlerine tekrar para ödüyor. Kamu 3 defa finans etmiş oluyor bu araştırmayı. Ve bütün telif haklarını da yayın evlerine veriyoruz. Kendimiz bile makalemizi almak istesek para karşılığında alabiliyoruz. Kendi makalemizi, kendi yazdığımız makaleyi. Ve çok enteresan, dünyadaki tüm araştırma harcamalarının 1/3'lük kısmı insanların erişemeyeceği, %99'unun erişemeyeceği duvarlar arkasında. Hem bu kadar masraf ediliyor ve insanların da %99'u ulaşamıyor. Ve model değişmeli. Şimdi inovasyon için. İnovasyon için ne gerekiyor? İnovasyon için gereken şey doğru kişi, doğru yer ve doğru zaman. Biz doğru kişilerle doğru zamanda bilgiyi buluşturamazsak inovasyonu nasıl gerçekleştireceğiz? İnovasyonu yapacak kişi mutlaka üniversitede çalışan araştırmacı olmayabilir. Herhangi bir Ar-Ge merkezinde çalışan araştırmacı da inovasyon yapabilir. Ve onun da bilgiye ihtiyacı var. Ve model değişiyor. Artık yazanların ücretsiz olduğu değil, makaleyi yazanlar ücretini ödeyecek, okuyanlar için ücretsiz. Bunun finansmanı zaten şu anki harcanan paranın belki 1/3'lük bir maliyeti karşılandığı zaman şu anki sistem devam edebiliyor. Aslında çok büyük bir maliyeti yok bunun. Ve gerçekten açık bilim, açık erişim son derece önemli. Birçok yararı var. Hem ekonomimiz için yararlı, toplumumuz için yararlı. Ve bilim insanlarının kendi yaptıkları çalışmalarını birbiri arasında paylaşabilmesi için de son derece yararlı. Şimdi soruyorlar mesela, her şeyi mi açacağız? Ve açık bilimin buradaki mottosu çok basit. Bu yeni bir motto. Mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı. Bu açık bilimin mottosu. Bu da son derece bizim yolumuzu aydınlatan bir motto. Şimdi herkes citation'ını artırmaya, yaptığı yayını impact'ini artırmaya çalışır. Ve açık bilimdeki, açık erişimdeki bir makale gerçekten yapılan bütün çalışmalar bunu gösteriyor. Atıf sayılarını ciddi anlamda artırıyor. Çünkü bu yayınlara ulaşan kişi sayısı çok ciddi anlamda ulaşıyor. Sadece üniversitelerdeki kapalı duvarlar arasında kalan değil. Çünkü dünyanın tamamı eşit değil. Ve burada da ne kadar arttırdığını, mesela elektrik mühendisliğinde %50 bir daha fazla atıf sayısını arttırdığı birçok yapılan çalışmada gösterilmiş. Şimdi SciHub, birçok buradaki akademisyen hocamızın bildiği bir korsan web sitesi. Kazak bir doktor öğrencisinin geliştirdiği, şu anda ben Rusya'nın da desteklediğini düşünüyorum. Bir web sitesi.
Ve şu an itibariyle dünyadaki kapalı erişimdeki bütün makalelerin neredeyse %70'i bu veri tabanının içinde ve dünyanın her tarafından ücretsiz korsan erişiliyor. Ve şu anda da size bir yapan kişi bu, Kazak bir doktor öğrencisi. Ve Eylül 2015, Şubat 2016 arasındaki bu siteden makale indirme sayısı 28 milyon. Bu çok ciddi bir rakam. Kim kullanıyor bu korsan web sitesini? Herkes kullanıyor. Kullanmayan hiç kimse yok, hiçbir ülke yok. Bu grafik olarak dağılımı, hangi ülkelerden kimler bu web sitesini kullanıyor? Bunun dağılımı. Bu da Türkiye'nin haritası. Türkiye'den de neredeyse hiçbir il yok kullanmayan. Bütün illerden mutlaka kullanılmış durumda ve kullanılıyor. Neden? Çünkü eşitsizlik. Çünkü bütün üniversitelerin, bütün kurumların aynı kaynaklara, aynı veri tabanlarına abone olabilme şansı yok. Çok pahalı, herkes her şeye ulaşamıyor. Ve burada herkes bu kaynağı kullanıyor. Benim eğitim araştırma hastanelerinde birçok doktor arkadaşım var. Ve en temel kaynakları şu anda sahip. Çünkü hiçbir eğitim araştırma hastanesinin herhangi bir veri tabanına, herhangi bir elektronik dergiye erişimi yok. Şu anda mesela bu ekranda gördüğünüz, özellikle tıptan gelen hocalarımız daha bilirler. Bu bir atlas. Bu atlasın şurada gördüğünüz operatif otolaryngoloji 624 dolara satılıyor. Ve boyun, baş ve boyun cerrahisinde olmazsa olmaz bir kaynak. Ve dünyanın birçok yerinden bu kaynağa ulaşılamadığı için, çok pahalı olduğu için bir girişim sonucunda bunun benzerini açık erişim olarak yapıldı. Ve bunu 20 tane ülkeden 95 tane yazar ortak olarak yazdı. Bu atlasın aynısını ve şu anda açık erişim dünyanın her yerinden ulaşılabilir durumda. Ve şu anda bu listeye bakın, en çok bu atlası kullanan ülke Amerika, Afrika, Hindistan, İngiltere ve Türkiye'de 7. sırada. Ve 1 milyon 200 chapter download edilmiş durumda geçen yıl. Ve her gün 1200 chapter download ediliyor. Her 70 saniyede bir chapter download ediliyor bu açık erişim kaynaktan. Normalde 624 dolar olan ama şu anda açık erişim olan bu atlastan. Yine bir başka bir hastalıkla ilgili bir proje. Bu bloğun yazarı yaptığı bütün deneylerin sonuçlarını her gün laboratuvar not olarak bütün dünyayla açık erişim olarak paylaşıyor. Bu konuda çalışan bütün insanlar bu deney sonuçlarına bakıyor ve kendi yorumlarını da oraya koyuyor. Ve en çok iddia ettiği hipotez şu, ki ben de çok katılıyorum. Diyor ki benim hipotezim şudur, eğer bilim insanları pozitif veya negatif araştırma verilerini paylaşırsa gelişme daha hızlı olur. Burada özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Negatif sonuçlar. Çünkü biz aynı doğruyu bulabilmek için yüzlerce hata yapıyoruz. Ve biz hatalarımızla paylaşırsak başkalarının da hata yapmasını ciddi anlamda engellemiş olacağız. Ama paylaşmazsak böyle bir şansımız yok. Yine bu malzeme bilimi ilgili çok önemli bir veri tabanı, açık kaynak kodlu ve bu veri tabanının içindeki deneyler yapabilmek için çok pahalı malzeme, çok pahalı ekipman gerekiyor. Ve bu ekipmanları buradaki araştırmacılar kullanıyorlar. Yaptıkları malzemelerle ilgili bütün testleri buraya yüklüyorlar. Ve bütün dünyadaki bu konuda çalışan insanlar bu testlerin sonuçlarını kullanarak yeni çalışmalar yapıyor. Bu hepsi için gerçekten önemli. Çünkü buradaki ekipmanları sağlayabilmek üniversiteler için veya araştırma kurumları için çok pahalı. Bütün dünya bunun farkına vardı. Özellikle Avrupa Birliği'nden itibaren artık çok ciddi açık erişimle ilgili, açık bilimle ilgili çalışmalar var. Hollanda yasa olarak çıkardı ve 2024 yılında itibaren artık Hollanda'da yayınlanan hiçbir makale kapalı erişimde olmayacak. Bu yasa olarak çıktı. Yine Almanya hakeza öyle. 2 yıldır 5 tane büyük yayın eviyle anlaşma imzalamıyor Almanya. Diyor ki bizim yaptığımız bütün yayınlar açık erişim olmak zorunda, açık erişim yapacaksınız. Biz abonelik parasını ödesek bile yayınlarımız açık erişim olacak. Çünkü açık erişim bir paradigma değişimi.
sadece ücretsiz veya ücretli konusu değil. Bilimi paylaşma meselesi. Ve şu anda parça parça Almanya'daki araştırmacılar istifa ediyorlar. Dergilerin hakemliklerinden. Protesto amaçlı olarak. Yine İsveç aynı şekilde anlaşmasını iptal etti. Finlandiya aynı şekilde yasa olarak çıkardı ve iptal etti. Hollanda yaptığı açık erişimdeki bütün makaleleri bir portala koydu ve oradan bütün dünyaya sürüyor. Ve geçen hafta çok önemli bir gelişme. Avrupa'daki 11 tane TÜBİTAK benzeri fon sağlayıcı çeşitli ülkelerdeki bir karar aldı. Adına Plan S dediler. Ve 1 Ocak 2020'den itibaren hiçbir projeye sonuçlar açık erişim olmazsa destek vermeyecekler. Bunu açıkladılar bütün dünyaya Plan S olarak. Umuyorum ki TÜBİTAK en kısa zamanda bu plana katılır. Burada görüyorsunuz zaten. Çünkü gerçekten açık erişimin en önemli anahtarı fon sağlayıcıların elinde. Ve bir şey unutuyoruz. Her özellikle akademide herkes yayın yapmaya ve sayıya için uğraşıyor. Oysa artık yayın kalitesi veya yapılan çalışmaları değerlendirme kriterleri farklılaştı. Artık araştırmacılar için nerede yayınladığımız değil, ne yayınladığına bakmamız lazım. Yayınlanan nedir? Ne kadar değerli? Öğretim kalitesi nasıl? Ülke ekonomisine katkısı var mı? Endüstriye hizmet veya ürün olarak dönüyor mu? Biz bunlara bakmamız gerekiyor artık. Bu da yeni bir video. Bunu da izleyebilirsiniz. Açık bilimle ilgili geçen hafta yayınlandı. Açık erişimle ilgili çok güzel bir video. Zaten bu sunumu paylaşacağım. Ve artık açık erişimden açık bilime de geçtik. Arkadaşlarım bunlarla ilgili bilgi verecekler. Bunları da çok hızlı geçiyorum. Avrupa Üniversiteler Derneği var. YÖK de buraya üye. Ülkemizden birçok üniversite buraya üye. Onların da çok ciddi çalışmaları var. Öğlenden sonra zaten Sezer Hocam da onlardan bahsedecek. Şu andaki açık erişim akademik arşiv sayıları Türkiye'de sayı yüksek ama içeriği çok az. Şu anda bir %20 üniversitemiz buradaki arşivlerine yayınlarını koyuyor. Oysa bu onlar için çok önemli, görünürlükler için çok önemli. Ranking sistemlerinde üst sıralara çıkmaları için mutlaka dünyaya bir şey sunuyor olmaları gerekiyor. O yüzden açık erişim arşivleri son derece önemli. Ve Bernard Lanter'in sözü, fakültesinin neyi yayınladığını bilmeyen bir üniversite, ne ürettiğini bilmeyen fabrikaya benzer. O yüzden kendi yayınlarını o arşivlerde toplamaları bunun için de çok önemli. Yüksek Teknoloji Ajansı 2013 yılında senatosundan geçirmişti. Türkiye'nin ilk zorunlu açık erişim politikası ve bunun sonucu olarak da şu anda bizim yayınlarımızın neredeyse %99'u arşivimizin içinde mevcut. Ve artık sadece yayınlar değil, veriler de şu anda gündemde. Bugün konularımızdan biri de veri olacak. Artık araştırma verilerinde bir şekilde paylaşmamız gerekiyor. Bu kadar önemli bir konu ki Google yine bu hafta Data Search Index'i launch etti. Şu anda araştırma verileriyle ilgili herhangi bir veri setine ihtiyacınız varsa buradan arayarak o veri setlerinde bulabiliyorsunuz. YÖK'ün çok önemli bir çalışması. Bunun için de çok uğraştık. Tezlerle ilgili hepiniz de biliyorsunuz. Artık tezler de kanunla, yasayla geçti. Önemli bir sebep olmadığı sürece, özel bir izin almadığı sürece tezlerimizde açık erişim olmak zorunda. Bu dünyada gerçekten çok büyük ilgi uyandırdı. YÖK'teki herkese tekrar teşekkür ediyorum. Burada bir takım önerilerim var. Bunlara da sonra bakarsınız. Vakit kaybetmeyeceğim ama önerilerden bir tanesi Org ID, yazar ID'si çok önemli. Çünkü yazar ID'si olmadığı zaman uluslararası standartlarda hiçbir şeyi tam olarak takip edebilmek mümkün değil. O yüzden ülkemizin en önemli konularından biri yazarları tanımlayıcı bir ID'nin olması mutlaka şart. Ve Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasını dinlerken benim dikkatimi çeken ve sonunda da kullanabileceğim o zaman düşündüğüm bir cümlesi, biz gerçekten paylaşmanın, dayanışmanın bereketine inanan insanlarız. O yüzden hayat çok kısa ve paylaşmaya değer. Teşekkür ederim. Efendim, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanı Sayın Gültekin Gürdal Bey'e konuşmaları için çok teşekkür edip